edilmesi gerekir. Çok teşekkürler. Bu tarafta mı? Evet. Döneceğim. Ama buyurun. Birer birer. Vaktimiz var, herkese vereceğim. Bu sağdan. Evet. Buyurun. Kiminki açıksa mikrofon. Teşekkürler Sayın Dağcıoğlu. Dün akşam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Artı TV evet. Temsilcisi. Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu'yla yemekte buluştunuz. Görüş parlamenter sisteme dönüş konusunu konuştuğunuzu söylediniz. Bu konuda mutabık kaldınız mı? Görüştünüz diğer liderlerle, Sayın Akşener'le, Sayın Kılıçdaroğlu'yla üzerinde uzlaşmadığınız maddeler var mı? Bunu kamuoyuna altı lider bir araya gelerek mi açıklayacaksınız? İttifaklar konusu dün gündeme geldi mi? Yavaş yavaş seçim sürecine giriyoruz. Gelecek Partisi Millet İttifakı içerisinde yer alacak mı? Bir de son olarak Sayın Kılıçdaroğlu sonbaharda bir erken seçim beklediğini söyledi. Sizin erken seçime dair öngörünüz nedir? Bir erken seçim bekliyor musunuz? Zamanında yapılacak bir seçime Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday olup olamayacağı da çok tartışılıyor. Anayasaya aykırı olduğu söyleniyor. Bu konudaki yorumunuz nedir? Tabii arka arkaya tam bir soru bombardımanı. Güzel. Doğru sorular tabii. Doğru. Geçen hafta Sayın Akşener'le kendisi evimize bir nezaket ziyaretinde bulunduğunda kapsamlı görüşme gerçekleştirmiştik. Dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldik. Bugün de tekrar Sayın Akşener'le görüşmemiz söz konusu. Son dönemde bu görüşme trafiğinde açıkçası benim bir de talep ettiğim, liderlerine mutabık kaldığı birçok hususlarda açık bir istişare imkanı oluyor. Bir kere gün Türkiye'de birbirimize sırtımızı dönme günü değil. Gün karnından konuşma günü de değil. Gün herkes bizim bildiği doğruları tekrar tekrar etme günü de değil. Gün sadece eleştirme günü de değil. Hepimizin sorumluluğu Türkiye'nin içinden geçtiği derin kriz sürecinde çözüm üretmek. Siyasi partiler sadece protokoller ve seçim dönemlerinde birbirleriyle görüşerek iktidara gelme çabası gösteren yapılar değil. Olmamalı da. Biz Gelecek Partisi olarak siyasi partimizi Türkiye'nin bir çözüm adresi ve her alandaki soruna bir bütün siyasi partileri açık bir şekilde görüşerek çözüm bulma adresi olarak görüyoruz. Nitekim güçlenmiş parlamenter sistemle ilgili ilk öneriyi geliştirip bütün siyasi partileri geçen sene Kasım ayında ziyaret etmiştik. O günden bugüne birçok görüşme gerçekleşti. Ancak son görüşmelerimizin farkı sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunu ele almadık. O konuda zaten 6 genel başkan yardımcısının belli bir mutabakat çerçevesi oluştu. Bizim parti başkanlık kurulumuzda ve ilgili kurullarda da bunları tartıştık. Ufak tefek görüş ayrılıkları olur. Orada büyük bir kriz çıkacağını düşünmüyorum. Ama esas çözmemiz gereken mesele Türkiye'nin bütün bu kriz sarmalından çıkarken hangi yol ve yöntemle toplumsal kesimleri barıştıran, herkesi birbirleri görüşmeyi sağlayacak şekilde bir iklim oluşturmayı nasıl sağlayabiliriz? Dünkü Sayın Kılıçdaroğlu görüşmemiz çok verimli geçti. Daha önce Sayın Akşener'le yaptığımız görüşmede, bundan sonra da bu görüşmeler hızlanarak devam edecek. Ben sağlığın çayıra Mevlam kayıra anlayışının politikada hayatımın hiçbir aşamasında doğru görmedim. Siyaset, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı riskler böyle bir politikayı kabul etmez. Yani bekleyelim, bekle gör politikası. Bir gelişmeleri görelim. Sürekli bunları erteleyerek, konuşulması gereken konuları erteleyerek bir yere varamayız. Ben her iki lidere de yaptığım görüşmelerde de spesifik, doğrudan hepimizi ilgilendiren konuları masaya yatıralım. Ve halka bu iktidar gittiğinde bir kaos çıkmayacak. Bu iktidar gittiğinde ekonomik istikrarla ilgili önemli bir ilerleme sağlanacağı, temel sorunların çözüme kavuşturulacağına ilgili bir güven verelim. Sadece eleştiri değil, bir çözüm çerçevesi de oluşturalım konusunda ciddi bir mutabakat var aramızda. Önümüzdeki dönemde bunları göreceğiz. Biz şu anda herhangi bir ittifakın parçası değiliz ama muhalefet partileriyle, altı partiyle sistem konusunda, dört partide ekonomi konusunda biliyorsunuz yeni genel başkan yardımcılarımız görüşmeler yaptı. Yapıyorlar. Düzenli bir mekanizma kurduk. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ekonomi alanında da. Bu tür çalışmaları artırarak ve derinleştirerek Türkiye'nin sorunlarını çözme irademiz var. İttifak yapılarında önümüzdeki günlerde ben
bütün ittifak anlayışının kendisinde de ciddi değişimler yaşanacağı kanaatini taşıyorum. Mesele ittifak Türkiye'nin son 4 yıl içinde tanıştığı bir olgu. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin getirdiği bir olgu. Bunu mutlak anlamda böyle kutuplaştırıcı bir çerçevede devam edeceğini öngörmek doğru değil. Ama bugün siyasi realite partilerin birbirleriyle ortaklaşa bazı çalışmalar yapmasını gerekli kılıyorsa da bu siyasi realitenin gereğini yapmak lazım. Bütün bunları çok açık yüreklilikle, samimi bir şekilde liderlerle görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu görüşmeler artacak. Türkiye seçime giderken tesadüflere bırakamayız olayları. Halk böyle müşsizlik içindeyken sadece eleştiren bir muhalefet görüntüsü sergileyemeyiz. Çözümlerimizi ortaya koymamız lazım. Ümit ederiz ki iktidar da diyalog kapılarını açık tutar, herkesle konuşur. Biz bütün bu görüşmelerde herkesten randevu istedik ama AK Parti ve MHP mutat politikalarını devam ettirerek yok sayma ya da kutuplaştırma anlayışıyla yaklaştılar. Önümüzdeki dönemde ben siyasetin çok hareketleneceğini düşünüyorum özetle. Bu hareketi yönetme, bu siyasi hareketliliği yönetme, yönlendirme sorumluluğu hepimizin üzerinde. Gelecek Partisi olarak biz çoğulcu bir anlayışla herkesle görüşürüz. Ve mutlaka çözüm odaklı, vizyon odaklı bir yaklaşımla da Türkiye'nin üzerindeki karamsarlık bulutlarını dağıtacak adımları hiç çekinmeden, kimin ne söyleyeceğinden, kimin ne diyeceğinden çekinmeden gereken adımları atmakta da tereddüt etmeyiz. Milli beka ve dini ve milli ve manevi değerlerin kullanımı üzerinden siyasette ayakta kalmaya çalışanlara karşı bütün bu özgürlük alanlarını koruyan, geniş kitlelerin taleplerine, değerlerine saygı duyan ve bu talepleri karşılamayı öngören bir yeni siyasi iklimi hepimizin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Seçimin ne zaman olacağı konusunda dün Sayın Akşener'le de Sayın Kılıçdaroğlu'yla da bunları tabii değerlendiriyoruz. Ben de bir daha önce yapmış olduğum bazı konuşmalarda bu sene güz için ihtimalin yüksek olduğunu söylemiştim. Ama her an Haziran'da bile bir seçim olma ihtimali gündemdedir. Çünkü hiçbir ülkede böylesine kötü bir ekonomik tablo sürdürülebilir değildir ve kötü ekonomik tabloda seçimin habercisidir. Dolayısıyla seçime hazır olmak lazım. Her an hani ecele hazır olur gibi şey anlamda bunu ecel gibi görmüyorum tabii de her an seçime Türkiye'de hazır olmayan siyasi parti sürprizlerle ve olumsuz neticelerle karşılaşır. Biz Gelecek Partisi olarak her an seçime hazır olma çalışmaları içindeyiz. Ama seçimin muhtemel en yüksek ihtimal tarihi bu sene güz aylarıdır. Yaz aylarındaki kısmi ferahlamadan istifade ederek güz aylarında seçime gitmek isteyebilir. Daha önce de birçok kez vurguladım.